İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastyalin'deki Hafik Gölü doğa sit alanı ilan edildi. Batı Ermenistan'ın Kars Çayı taştı. Azerbaycan, tavuş doğrultusuna ağır silahlarla tekrardan ateş açtı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 142 kişi koronavirüse yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib bölgesinde yaklaşık 10 bin asker konuşlandırdı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel mirasının bilgi veri tabanı faaliyette. Batı Ermenistan'ın Sebastya, Sivas'taki Hafik Gölü kesin korunması gereken hassas alanlar arasına dahil edildi. 67 hektarlık bir alanda yer alan ve yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve göçmen kuşların da doğal üreme alanı olarak biliniyor. Kış mevsimindeki yaklaşık 4 ay boyunca yüzeyi buz tutan göl her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hükümet kararıyla çevresi kamulaştırılacak olan göl doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak. Batı Ermenistan'daki Kars Çayı yağmur ve karın erimesiyle taştı. Kars Çayı'nın taşmasıyla birlikte çok sayıda ağaç sular altında kaldı. Sularla birlikte gelen ağaçlar ise dikkat çekti. Yetkililer özellikle dere yataklarının yakınlarında yaşayan vatandaşları ani sel baskılarına karşı uyardı. Dere içi mevkinde bulunan hidroelektrik santrali barajının türbinleri de sular altında kaldı. Türbinlerin üzerinden akan su görenleri korkuttu. 13 Mayıs günü saat 14'te Azerbaycan askeri üslerinden Ermenistan Cumhuriyeti Tavuş bölgesinin Berkaber köyü doğrultusuna ağır silahlarla ateş açıldı ve bunun sonucunda konutlar hasar gördü. Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Şuşan Stepanyan tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre Ermeni askerlerince karşı tarafın ateş noktaları yönünde gerçekleştirdiği eylemler sonucunda karşı taraf susturuldu. 30 Mart'ta Tavuş bölgesinin Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının Noyemberyan yakınlarında bulunan askeri birlik doğrultusuna Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir sızma girişiminde bulunduğunu hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre 14 Mayıs itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 142 kişi koronavirüse yakalandı. Toplam enfekte insan sayısı 3860'a ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüsten 1572 kişi iyileşti, şu anda 2219 kişi tedavi görüyor. Koronavirüsten bir günde bir ölüm vakası kaydedildi. Toplamda koronavirüs hastalığından 49 ve diğer nedenlerden ise 21 ölüm vakası kaydedildi. 13 Mayıs akşamı 35 birim ekipmandan oluşan Türk askeri konvoyu Kafr-Lusin sınır kontrol noktasını geçti ve M4 otoyolunun güneyindeki dağlık Cebel Az-Zaviya bölgesine yöneldi. Moskova anlaşmalarına göre bu bölge Suriye hükümet güçlerine devredilecekti ancak şu ana kadar Türk tarafı yükümlülüklerini yerine getirmedi. Hibber Press haber ajansının kaynağı Türkiye'nin İdlib'e ne kadar askeri ekipman gönderdiğini hesapladı. Böylece ateşkesin başlangıcından bu yana 3215 adet askeri teçhizat İdlib bölgesine girdi ve bu yılın Şubat ayından bu yana ise 6620 adet Türk teçhizatı Suriye'ye girdi. Kaynağa göre Suriye'nin İdlib kentinde konuşlanan Türk birliklerinin sayısı 10300'e ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı basın servisinden aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel mirasını korumak ve değer vermek, toplumdaki yerini ve rolünü genişletmek, tanınmasını artırmak ve popülerleştirmek amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın Ermenistan Cumhuriyeti Somut Olmayan Kültürel Mirası internet sitesi 2015 yılında kuruldu ve şu anda faaliyette bulunmaktadır. Web sitesi 3 dilli ve somut olmayan kültürel mirası temsil eden çeşitli alanlardan oluşmaktadır. Dil ve folklor, halk dansı, müzik, inançlar ve ibadet, bayramlar ve festivaller ve bunun gibi. Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel miras web sitesinin somut olmayan kültürel miras veri tabanı olarak yeniden tasarlandığı yeni bir proje, ek olarak veri tabanını tamamlayan görsel ve belgesel yeni belgelerle, yeni konuların sunumuyla film, video ve fotoğraf alanlarının güncellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dağaran adlı topluluktan Berç Kazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kilikya adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.